Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kısa bir video çekmek istiyorum. Fener'in maçı var. Uzun zaman sonra arkadaşlar yaklaşık 2 hafta, hatta 2 haftadan daha fazla gibi geldi. Sanki böyle 72 haftadır falan yok gibi geldi. Fener'in maçı var. Fenerbahçe'miz evinde Atakaş Hatay Sporu konuk ediyor. Müsabakaya dair skor tahmininizi lütfen yoruma yazınız arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de evinde Atakaş Hatay Spor'u ağırlayacak. Bu arada Hatay Spor dememizde herhangi bir mahsur yok herhalde değil mi arkadaşlar? Hani böyle sponsorların adını söylemediğim zaman takımların şeyine bir şey olmuyor herhalde. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü yani bugün sahasında Atakaş Hatay Spor'u konuk edecek. Ve Ülker Stadyumu Şükrü Sarıçoğlu Spor Kompleksi'nde şimdilik adı Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu olmayan Ülker Stadyumu'nda Saat 19'da başlayacak. Maçı Galatasaray bölgesi hakemlerinden Volkan Bayarslan yönetecek. Şimdi ben Volkan Bayarslan'ı Kayseri'de polislik yapan sevgili Cengiz Yıldız'a benzetiyorum. Cengiz abi buradan selamlar olsun. İnşallah izliyorsun bu videoyu. İzlemiyorsan da birileri sana ulaştırsın. Bütün ekip arkadaşlarına, bütün karakola herkese selamlar olsun buradan. Bilmiyorum ben tipini benzetiyorum. Ama Cengiz abi çok koyu Fenerbahçelidir. Onun kadar keşke Fenerbahçe olsa da maçı doğru düzgün yönetse. Bu sezon hem ligde hem Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazandı. Fenerbahçe'miz ve şampiyonluk yolundaki rakiplerine sıyrılmak adına e, bu maçı kazanmak zorunda. 24 puan 17 averajda Fenerbahçe'miz bu maça giriyor. İsmail Kartal'ın 2 hafta boyunca boş durmayacağından zaten emindim. <laughs> Eminim bakalım neler yaptı. 4 eksik. Fenerbahçe 4 futbolcudan yararlanamayacak. Serdar Aziz biliyorsunuz Serdar Aziz ve Joshua King son anda sakatlık belirtileri ee söylendi. Sakatlıktan dolayı Serdar Aziz ve Joshua King'in oynamayacak kesin. Emre Mor tam olarak hazır değil. Cengiz Ünder'in oynamamasını bekliyorlar ama bence kesin ee net konuşmayın. Hani ilk 11'i gördüğünüz zaman cortlamayın. Ben başka bir şey söyleyeyim. Bugün bak aslında Fenerbahçe'de sürpriz ne olur biliyor musunuz? Samet Akaydın e, ve Ciku sürpriz olabilir. Hani Samet Akaydın Ciku'nun yerine oynayabilir. Ve ile stoperde. İkinci bir e, şey Ferdi Kadıoğlu sağ bekte. Osterwold'e sol bekte oynayabilir. Bu dediğimde asla unutmayın. Tamam mı? Ama tabii Fenerbahçe'de biliyorsunuz ilk 11 yok. İlk bilmem kaç var. 4 maçtır gol yemiyor. Süper Lig'de le son oynadı. 4 maçta da Fenerbahçe kalesini gole kapattı. Korendon olan Yaspor 1-0. Kasımpaşa 2-0. Evinde Rams Başakşehir 4-0. Çaykur Zesporu 5-0. Yendi Fenerbahçe. <laughs> Kusura bakmayın. Hastalık tam geçmedi. Hani Samet Akaydın Atay maçında oynayabilir. Herhangi bir enteresanlık olmaz. Serdar Aziz yok zaten. E, Bekao yanına Ciko oynuyor ama bana milli takımına çağrıldığı dönemde Ciko bir sakatlık yaşadı. Riski edilmeyebilir hazır Serdar Aziz de yokken. Şimdi Samet e kaydın daha daha yakın. Açıkçası ben sürpriz olarak açıkçası Samet Akaydın'ı e bekliyorum. Ancak Ciko'nun geriden oyun kurması uzun top başarısı Samet'e göre çok çok daha iyi. Samet'in de mücadeleci ruhu ve Genelde sağ stoper oynaması, hani eğer Samet sağ stoper oynarsa Bekao sol stoper oynayacak. Bekao sola çok alışkın değil. Hocam Bekao'yu kesip Samet'i oynatır mı? Bu da abesle iştigal olur. Bilmiyorum. İsmail Kartal ne düşünecek taktik olarak? Takımın hocası ben değilim. İsmail Kartal bunu düşünmek zorunda olan bir isim arkadaşlar. Ben ee, hani tamam. Biz yorum yapıyoruz. Bizim buradan kulübe bir tesirimiz yok. Kadroya Çıkana çıkmayana bir tesirimiz yok ama biz yorum yapıyoruz. Yorum yaptığımız için de saygımızı koruyalım. Şimdi Fenerbahçe rekor için sahaya çıkıyor. 8 maçta 8 galibiyetlik seriyle liderlik koltuğunda Fenerbahçemiz. 9'da 9'da liderliğine sürdürme peşinde. Ve e, ligde mağlubiyeti bulunmayan bir rakiple karşılaşacağımız için dikkat etmemiz lazım. 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik alıp 14 puan toplayan bir rakiple karşılaşıyoruz. Şimdi İki takım yedinci kez karşılaşacak. Daha önce altı kez karşılaşıldı. Fenerbahçe'nin biri hükmen beş defa sahadan galibiyet ayrılırken bir maçta beraberlikle sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe 13 gol atıp iki kez kalesinde gol gördü. Hatay Spor Kadıköy'de golle tanışamadı. İnşallah bundan sonra da tanışamaz. Yani Fenerbahçe galip gelir. Fenerbahçe galip geldikten sonra Hatay gitsin. Beş taşı, altı falan farklı yensin inşallah. Gönlümüz bu şekilde Deplasmandaki mücadelede Hatay Spor ligden çekildi. Hani depremden dolayı arkadaşlar. İç sahada 4-0 yendi depremden dolayı. Yani o, o hükmen de oradan. Tabii ki Fenerbahçemiz rekor için oynayacak. Hani kimi şunları 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 yendi demiyorum ama lig tarihinde sezonu en iyi başlayan takım rekorunun sahibi olan ve 14 yıl sonra bu rekoru egale eden Fenerbahçe Spor'u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak. Ve İsmail Kartal, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ligde ikinci kez rakip olacaklarmış. Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde iki, iki karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sonuçlandı diyor. Ee, İsmail Kartal'ın göre yani yardımcı ekibindeydi. Ben önce şunu söyleyeyim. Skor kaç kaç biterse bitsin birileri mutla, mutlaka ve mutlaka şike bilerek yenildi. Şöyle yaptı böyle yaptı diyecekler. Çünkü onların kültüründe bu var. Fenerbahçe kültüründe de adalet var, hak var yani size bir şey söyleyeceğim. Eski Fener, yani Fenerbahçe'de top oynamış ne bileyim altta buna çıkıp bir şey yapıp da başka bir takıma hoca gidip de bizi aslan kesilmeyen herhangi bir hocaya denk geldiniz mi? Ben gelmedim. Ben ömrü hayatıma denk gelmedim. Herkes bize aslan kesildi. Bizden giden sanki düşmancasına ayrıldı gibi. Maçtan sonra da kiki falan filan. Emre Belezoğlu hatırlayın biz bizim efsanemiz deriz. Kendine sorsan şöyle Gitti Galatasaray 7-0 yendik. Galatasaray ölüydü. 12 haftada 10 gol falan atmış. Şey, 10 haftada 12 gol falan atmışlardı. Ölüyü diritti mesela. Bizimkiler böyle oluyor. O yüzden ben kolay maç olacağını düşünmüyorum. Şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal'dan savunmacılara uyarı. Şimdi İsmail Kartal savunma oyuncularına uyarıda bulundu. Çünkü niye? Hatay Spor karşısında bazı futbolculara dikkat etmek lazım. Hatay Spor'un Carlos Strandberg, Joel Joelsen Fernandes, Pisao Della Bashiro, Didier, Lamkel, Z gibi çabuk ve hızlı isimlere sahip olduğunu belirtmiş. Kontra ataklara dikkat etmesini söylemiş. Defansı ön çizgide kurmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı. Şimdi ön çizgide kurmayı düşünüyorsak hızlı kanatlar varsa bir kere mantık olarak bak hani duyum değil mantık yürütelim arkadaşlar. Rakibin hızlı kanatlarından eğer İsmail Kartal diken vuruyorsa Fenerbahçe'nin yapması gereken o sahi Ferdi bekleriyle oynamak. Değil mi? O sahi Ferdi ile oynamak. Mesela Della Bashiru e, merkez orta saha diyor. 22 yaşında. Yani Hatay'ın da transferler öyle şey değil arkadaşlar. E, çok mesela Ryan Abid bunlarda 31 yaşında. Mehdi Bunjema var 25 yaşında. Ömer Faruk Beyaz var 20 yaşında. Bu Joelson Fernandez 20 yaşında. Sporting Lisbon'dan gelme. Yani bon servissiz. 2 milyon 200 bin. Dikkat edilmesi gereken bir isim. Rigoberto Rivas var 25 yaşında ama e, Rivas yine Carlos Stramberg oynar muhtemelen. Stranberg'de 2 milyon 300 bin euro değeri var. İyi almışlar. Dadaşov forvetleri, Dadaşov kiralık yalnız. E, Lamkelze'yi de yedek forvet diyelim. Hani bu 4 futbolcu. Ama Joelson Fernandez 20 yaşında sol kanatlı da oynayabilen oyuncu. Ha, merkez orta saha diye geçiyor. Eee... Niye merkez orta saha diye geçiyor? Ben de ha, pardon bu başka. Joelson Fernandez 20 yaşında kanat. Bu sezon ligde 8 maçta 3 asist var 363 dakikada. Rigoberto Rivas bu da sol kanat, bu da yeni transferleri. Bu da e, 4 maçta 1 gol, 1 asist, 296 dakika. Carlos Stramberg bu arkadaşımız da asıl tehlikelerden biri bu. Bu arkadaş sağ kanat oynuyor, sol ayaklı. 11 maç gelmeden de oynamış bu arada bilginiz olsun. 7 gol 1 asist 707 dakikada ama Süper Lig performansı 574 dakika. 8 maç 4 gol 1 asist. En tehlikeli isimleri. Dadaşov Renat Dadaşov forvetleri. Azerbaycan asıllı Azerbaycan milli takımının formasını giyen Almanya doğumlu oyuncu. Kiralık gelen bir futbolcu. Ancak boş bir futbolcu değil. Transfer etme opsiyonu var. Hatay Spor'un Grasshoppers'tan aldığı futbolcu. Bu sezon Totalde 9 maçta 3 gol var 358 dakika. Süper Lig'de 4 maçta 141 dakikada 2 golü var. Yine Didier, Lamkel, Z'de yine bunları maç öncesi konuşuruz ama onun da fena sayılmaz bir istatistiği var. 7 maçta 1 golü var 419 dakika ancak takım arkadaşlarına oynatmayı daha çok seven bir isim. Zaman zaman kanatlara inebilen hızlı bir isim. İsmail Kartal'ın bu uyarlarını da dikkate almak gerekir. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de maç önü sürpriz sakatlıklar oldu. Ve bu sürpriz sakatlıklar maalesef Fenerbahçe'de moralleri kaçırdı. Ancak şu bir gerçek Fenerbahçe sahaya kazanmak için çıkacak arkadaşlar. Ne yapıp edip kazanmak için çıkacak. Şimdi İsmail Kartal planı belirledi diyor haberde. Arkadaşlar 8'de 8'i e şunu bunu geçtim. İsmail Kartal takımının en çok etkili olduğu dakikalar içerisinde rakibini bunaltmayı daha sonra farka gitmeyi hedefliyor diyor. Yani hedef ilk 15 dakika. Fenerbahçe ligdeki ilk 8 maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Ayrıldı ayrılmasına ancak özellikle milli araya girmeden önce oynanan son 3 karşılaşma performansı Fenerbahçe'de zirve yaptı. Şimdi taraftarın da korkusu var milli dönüş sonrası diye. Ben milli dönüş sonrası çok korkarım açıkçası. Niye korkarım? Ya arkadaş yani Milli arada takımca çalışamazsın. E, futbolcular çeşitli yorgunluklar yaşar vesaire vesaire hani parantezi çok açabilirim. Ancak Başakşehir'i 4-0, Rize'yi 5-0, Kasımpaşa'yı 3-0 yenen bir Fenerbahçe. İlk 15 dakikada toplam 5 kez ağları sarsmış durumda. Bu sezon ilk 15 dakikada 5 gol. 8 maçta ilk 15 dakikada 5 gol. Son 3 karşılaşmada da ilk 15 dakikada gol sevinci yaşadı Fenerbahçe. Atay maçında da benzer bir performans düşünülüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken hususi özel net bir mevzu var. Nedir o mevzu? Atay Spor ikinci yarı açılıyor. Ya yani taraftarın desteğini alarak rakibi bunaltmak istiyor. 15 dakikada skor üstünü ele almak istiyor. Ve Atay Spor'un ligde attığı 14 golün 11'inin ikinci yarılarda gelmiş olması önemli bir rol. İsmail Kartal maçın bu bölümüne skor avantajıyla girip rakibi kontrataklarla avlamak istiyor. Mesela Cengiz Ünder ve Ryan Kent gibi isimleri ikinci yer almak istiyor demiş. Eğer ben İsmail Kartal'ı tanıyorsam tabii ki Tadiş başlar. Sağda da Cengiz'de başlar. Eğer ben İsmail Kartal'ı tanıyorsam çıkaracağı kadroyu da size söyleyeyim. Ha bu tahmini arkadaşlar. Herhangi bir duyumum yok. Duyumum olsa zaten açıktan söylemem. Sadece belki üyelere söylerim. O da belki. Ee, ben asla duyum hani kadro duyumunu vermeyi tasnif etmiyorum. Kalede Altay Bayındır. Livakovic, Osayi, Bekao, Samet Akaydın, Ferdi Kadoğlu. Orta alanda İsmail Fred Şimanski, sağda Cengiz Ünder, solda Tadic, Forvet'te Edin Ceko. Ama Ceko'nun yorgunluğu varsa Batshuayi ile başlanabilir aslında. Çünkü Batshuayi milli maçlarda dinlendi ama Ceko dinlenmedi. Ancak Ceko ile burada başlarsan Perşembe günü Batshuayi ile başlarsın. Yani iki futbolcu da birbirini yedekler nitelikte. Ancak ben Ceko ile başlayacağı görüşüneyim. %51 Ceko. Sebebi de şu. Ceko ile yoruyum. İkinci yarıda kontra atak futbolcularını işte ayda dahil oyuna alır. Bir şey yaparım diye düşünecektir. Diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Skor tahmini yapmayı lütfen ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir video daha sokuşturacağım canlı yayın öncesi inşallah.